Bu videoda Khan Academy kullanıcısı Charlotte Allen tarafından hazırlanmış bu Scratchpad'i kullanarak güven aralıklarını biraz daha yakından tanımaya çalışacağız. Bu örnekte bir sakız makinesiyle çalışıyoruz. Ne güzel. Sakız makinesinin içindeki sakızların bir kısmı yeşil renkte. Ve bu oranı belirleyebildiğimizi varsayalım. Sakızların mesela %60'ı yeşil olsun. Yeşil sakızların oranının %60 olduğunu bilmeyen biri gelip bu makinedeki sakızlardan örneklemler almaya başlıyor. Örneklem boyutu da 50 olsun. Evet bir örneklem alıyor ve örneklem oranı ne tesadüf ki %60 çıkıyor. Bir örneklem daha, oran bu defa %52. Yani 50 sakızın %52'si yeşil. Bunların hepsi farklı tahminlerdir ama sizce popülasyon oranının herhangi bir tahminin etrafındaki bir aralıkta bulunduğundan ne kadar emin olabiliriz? Buradaki taba tıklayarak güven aralıklarını görebiliyoruz. Bir önceki videoda da güven aralığını nasıl hesaplayabileceğimizi görmüştük. Yaptığımız şey %95'lik bir olasılıkla ki bunu buradaki güven aralığından elde ediyoruz ve %95 son derece tipik bir güven aralığıdır. Örneğin Örneklem oranının, popülasyon oranının iki standart sapma uzağında olmasının olasılığı %95'tir ya da popülasyon oranının, örneklem oranının iki standart sapma uzağında olmasının olasılığı %95'tir de diyebiliriz gerçek oranın ne olduğunu bilmiyorsak, standart sapmayı belirli bir hata ile tahmin edebileceğimizi de biliyoruz. Yani daha önceki videolarda bunu da görmüştük. Bu örneklem oranının iki standart sapma sağı, bu da iki standart sapma solu. Güven aralığı ise buradaki aralığın tamamı. Evet, bu noktadan bu noktaya kadar olan aralıktan bahsediyorum. Örneklem almaya devam ettikçe de aralıkların örneklem oranına göre değiştiklerini görebiliriz. Bunun sebebi güven aralığını hesaplamak için örneklem oranını kullanmamız ve örneklem oranını kullanmamızın sebebi de örneklemi alanın gerçek popülasyon oranının ne olduğunu bilmemesi. Bu simülasyonun ilgi çekici kısmı güven aralığının gerçek parametreyi içermesinin oranını görebilmemiz. Şimdi 25 tane örneklem alacağım. Evet buraya baktığımızda aldığımız örneklemlerin %93 ile hesapladığımız güven aralıklarının popülasyon parametresini içerdiğini görüyoruz. Örneklem almaya devam ettikçe başka bir deyişle aldığımız örneklemlerin sayısı arttıkça bunun giderek %95 %95'e yaklaştığını yani güven aralıklarının %95'inin gerçek parametreyi içerdiğini de görebiliriz. Bundan önceki videoda işin matematiksel kısmını da görmüştük ama burada hesapladığımız şekliyle güven aralıklarının yapmaları gereken şeyi başardıklarını görüyoruz. Demek istediğim %95'lik bir güven seviyesine sahip güven aralıkları hesapladığımızda gerçek parametre yani popülasyon oranı %95 olasılıkla bu aralıklarda bulunacak. Örneklem sayısını arttırdığımızda bunun olduğunu da görebiliriz. Zaman zaman hesapladığınız güven aralıklarından bazılarının gerçek parametreyi içermediklerini de göreceksiniz ama bu bir istisnadır ve çok da sık karşılaştığımız bir şey değildir. Gerçek parametre %95 olasılıkla bu aralıklarda yer alacak buna ek olarak örneklem boyutunu arttırdığımızda güven aralığının daraldığını da görebiliriz arttıralım mesela 200 olsun evet Örneklem almaya başlıyorum. Güven aralıkları şu anda daha dar ama bu aralıkları hesaplamak için kullandığımız güven seviyesi hala %95 olduğundan örneklem sayısı arttıkça güven aralıklarının yaklaşık olarak %95'inin gerçek parametreyi içerdiğini göreceğiz. Yaklaşık olarak %5'i de içermeyecek tabii